Ay çok şuradan. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. Yüz kişiye soruyoruz. Cevap veriyoruz. Bravo. 7'den 70'e milyonların cevap aradığı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim sevgili izleyenler, siz Zeytinburnu ve siz Florya. Hepiniz hoş geldiniz. Minibüs kim kaldırdı? Burası sizin taraf mı? Tanışıyor musunuz karşılıklı? Yok. Yok. Hayır, tesadüf mü Zeytinburnu Florya? Evet, evet, tesadüf oldu. Evet. Tarık, Zeytinburnu'ndan mı geliyorsunuz? Zeytinburnu'ndan geliyorum. Ne yapıyorsunuz? Ticaret görüşüyoruz. Hepiniz zeytin, komşu evet, evet. Akraba mısınız? Nedir? Baba. Olayınız ne? Can bağı, kan bağı nedir? Kızım, demiş, damadım, ikisi de arkadaşım. Damat. Evet, evet, yeni evliyiz. Evet, evet. Yeni mi evlisiniz? Evet, yeni evliyiz. Ne kadar oldu? Bir ay, ay 3 gün oldu. 38 gün falan oldu. Bak. Evet. Gördün mü? Sayıyor. Bir ay, üç gün. Biraz evet. Yanlış saymış ama. Yanlış mı saymış? 33 müydü? Arkadaşım. Evet. Ümit arkadaşım. Çok güzel. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz Zeytinburnu. Vay. Sergen'e bak. Kayınpederle gelmiş. Dur kayınpeder. Aa bak hiç yoktu burada. Evet. Ay çok güzel, güzel orası. Oldu. Evet. Çok, evet harika oldu. Ve Florya'dan gelen Merve. Evet. Emre neyin olur? Eşim. Samet? Kardeşim. Kaynayım. He o da senin kayın... No, neyin? Kaynım. Evet. Kaynım. Kaynım gir. Tolga? Arkadaşımız. Arkadaşımız. Yine arkadaşımız. Ya herkes birbirine benziyor. Şeye de bakıyorum. Dur bak. Mesela Tolga da sanki burayla da bir akrabalık çetin. Değil mi böyle? Sen Yeliz? Arkadaş. Tolga? Arkadaş. Arkadaş. Samet o da. Evet. Burası kimden? O bizim onlar benim. Bizden. Çoluk o da çocuğum. Eşim. Evet. Oğlum. Enişte hoş geldin. Oğlum. Evet benim merhaba, oğlum. Merhaba adın ne? Tarık mı? Çağan. Çağan. Ay çok. Tek Çağan mı yoksa? Yok soyadım Akın. Çağan Akın. Evet. Vay be tam böyle var ya Real Madrid'de oynayacak böyle gururumuz olacak Türk futbolcu. İnşallah. Ha? İnşallah olurum. Hadi inşallah. Ya. Ama şey olunca güzel paraları lazım beni unutma. Yanındaki? O da bizim kızımız. He? Buğlem adı. Buğlem mi? Ay çok güzel. Sen mi? Burada kim var? Annem. Annen mi? Baba Yeliz mi? Evet. Ha siz, aa abi kardeş. Çok güzel. Yenge hoş geldin. Sen? Benim eşim. Atar. Hoş bulduk. Evet. Evet Tarık Bey'in eşiyim. Sergen, kayınvalidem burada. Evet. Kayınvalidem burada. Ay hoş evet. Geldiniz. Hoş bulduk. Ay ne güzel, ne genç aile. Florya ekibi iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Başkan, bu akşam harika bir başlangıç yapacağız. Hemen benim ekibe bakıyorum. Salih abim ayakta. Enteresan. Hoş geldin Salih abi. Ha oturmamaya dedim oturmamaya yeminli mi acaba dedim ama yok. Hazırlığı yaptı. Efendim ne duruyoruz? Günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız aileler yarışıyor. Başlasın. Zeytinburnu ve Florya. Lafım sizedir. Sürprizli 1000 liralık cevabım tam 5 etapta var. Şanslı sorunun şanslı cevabı 5000 lira. Ve final ödülüm 20000 lira. Ay ne oldu ya çok güzel. Tarık ve Merve ile başlıyoruz. Merve seni tanıyalım. Merve Akın, sağlık kurumu işletmeciliği mezunuyum. Evliyim 11 yıllık. Maşallah. 10 yaşında da bir oğlumuz var. Evli. Nerede? Burada mı? Burada. Ha bir dakika ya ben o zaman hatlar karıştı. Evet, Çağan senin oğlu. Benim oğlum evet. Ben Yeliz'in sandım. Kız benim. Kız. Ha kız senin tamam kafam karıştı. Merhaba o zaman onlar abi kardeş değil ki. Değil arkadaşlar. Ama kardeş. O anda evet yaptılar sanki geldi. Maşallah Allah bağışlasın. Teşekkür ederiz. Oğlanı şeye yollayacağız Real Madrid'e mi nereye? Aynen hadi inşallah. Bak. İnşallah. Şu anda ne yapıyorsun? Şu an optik mağazalarımız var orada çalışıyorum eşimle mağazalarımız. Beraber. Mağazalarımız. Evet. Evet. Emre ile. Evet. Sen kasada duruyorsun.
Aynen, ben servis muhasebe. Veriyor musun? Evet. Bazen yardımcı. Evet. Nerede mağaza? Florya mı? Birkaç yerde. He tabii, mız. Florya. Mağazalarımız. Tarık abi seni tanıyalım. Tarık Tuzcuoğlu, Zeytinburnuluyum. Zeytinburnuluyum. Evet. Zeytinburnuluyum. Evet. Evliyim, iki çocuğum var. Allah bağışlasın. Birini de yeni gelin ettin. Evet. Ticaret ne üzerine? Plastik doğrama imalatı yapıyoruz. Plastik doğrama? Evet. Aa çok güzel. İş senin. İş benim. Dükkan senin. Evet. Çok güzel. Kızı vermek zor oldu mu? Biraz. Ağladın mı abi? Yok. Anneler ağlar da, hani gelin de ağlar, anne de ağlar da, babalar ağlıyor mu? Sonra gizli mi ağlıyorlar acaba? Gizli olabilir, mi ağlıyor, olabilir. Ne oluyor sonra? Ağladın mı abi? İtiraf etti. İtiraf etti, olabilir dedi. Etti değil mi? Sonra değil mi bir evde, ay bir bakıyorsun cıvıl cıvıl Dilara yok. Yani sessizlik oluyor. Nerede dank ediyor? Ertesi gün mü? Birkaç gün sonra şey yapıyor. Ya. Evet. Tabii sofrayı falan mesela hanım Dilara nerede? Çar Dilara. Aa evlendik. Dilara gitti. Yakın mı oturuyorlar? Ama çok uzak değiller. Yani haftanın 2-3 günü bizdeler. Aile apartmanı. Yani. Ha bizdeler. Ha o yüzden uzaklaşmıyor. Yok çok uzak değil. Ondan çok üzülmedim yani. Yani bir sokak, iki sokak. Bir 10 dakika mesafe. Ha gittiğini bile anlamadım diyorsun. Yok evet. Ay ne güzel. Allah mutlu etsin. Sağ olun. Efendim şöyle yapalım. Sürprizli 1000 lira hangi en popüler cevabı açılacak? Hemen onu belirleyelim. Ne dersiniz? Yeni kayınpeder var. Buyurun. Optikçi Merve'miz var. Siz buyurun. Siz buyurun Merve Hanım. Gözler kapalı bir tane seçerseniz. Oo çok güzel. Hakikaten. En popüler 4'e bu akşam sürprizli 1000 lira geliyor. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Her gün defalarca dokunduğumuz bir şey söyleyin. Tarık. Telefon. Telefon mu demiş 100 kişi? Bakalım. Ve ilk etapımıza Zeytinburnu'yla başlıyoruz. Zeytinburnu'dan Dilara. Her gün defalarca dokunduğumuz bir şey söyleyin. Kapı kolu, kapı. Kapı kolu. Var mı kapı kolu? Telefon, kapı kolu. Düşündüm ya her gün kapı evet. Koluna dokunuyor muyum? Sergen. Kafamda bir iki cevap var aslında. En popülerini bulmaya çalışıyorum. Evet. Ben saç demek istiyorum. Ten demek istiyorum. Saçı... Deme başka bir şey. Saçı aldım. Tamam. O ha. Zaman? Yani saçın. Saç diyorum. Tenin. Evet. Yani. Vücudun. Yani. Saçım. Yani. Yani. Kopya verme Dilara. Yani Sergen. Yani saçım. Yani. Bunlar kimin Sergen? Benim. Yani. Her gün defalarca dokunduğun. Tenim. Kendim. Ooo Macarena. Kendim. Var mı? Son kararım saçım. Yani tenim. Çetin. Ben masa demek istiyorum Asuman Hanım. Masa? Evet. Ne işle meşgulsünüz? Ben de Tarık Bey'le meslektaşız. PVC pencere üretimi ha. Yapıyoruz. Evet. Ama masa tabii doğru. Yani evet. Masa var mıdır masa? Masa yoktur. En popüler 6'da yok. Ümit. İlk çarpı geldi. Ben saatime demek istiyorum. Dokunuyorsun. Evet. Dokunmadan bakmıyor musun? Yani genelde şöyle dokunarak bakıyorum. Doğru sen. Evet. Şöyle bakayım. Evet. Saatimiz var mıdır en popüler 6 cevap arasında? İkinci çarpı gelir. Kümele'nin Florya ekibi. Her gün defalarca dokunduğumuz bir şey söyleyin. Tarık. Telefon en popüleriydi ki zaten sen açtırdın. Kendimiz geldi, zorla geldi. Kumanda, televizyon kumandası. Kumanda ben güzel cevap. Evet. Kumanda kimin elinde Tarık evde? Ben de. Evet. Sen de mi? Evet. Bazen hanım da. Bazen sen. Bazen şey yapıyoruz, değiş tokuş yapıyoruz. Kimin? Al hanım, kumanda da bugün sende dursun. Ama genelde... Ne o iş kumanda? Genelde? Genelde seyrettiğimiz şey belli aslında ortak 360.
Hadi evet. De, var mı kumanda? Var mı? Tarık'a gelir. Çünkü neden? Kumanda her zaman belli. 360'da. Evet. Çok güzel. Dilara. 5. Çanta demek istiyorum. Çantam. Kadınlara çok denk geldiysek çanta var mıdır? Bence güzel cevaptır. Ama demek ki daha popüler bir şey var. Üçüncü çarpı da geldi. Yeliz'cim sendeyim. Şöyle başlıyorum. En son kararı Merve verecek. Tamam. Vermem mi cevap diyorsun? Ne diyorsun? Musluk diyorum. Musluk. Ha musluk. Evet. Musluk. He evet tamam ya. Pardon. Kafam nereye gidiyor ya? Tolga? Çatal bıçak. Samet? Bende sabun vardı aklımda. Sabun. Evet. Emre? Valla ben de çeşme diyorum. Musluk. Çeşme. Musluk. Çok güzel cevaplar var. Merve son karar senin. Sağ olun hepiniz ayrı ayrı söylediğiniz için. Ya açıkçası ben çatal bıçak demek istiyorum. Güzel. Çatal bıçak her gün yemek her yiyoruz. Her gün yemek yiyoruz. Aynen. İlla ki. Çatal bıçak açılırsa Florya ekibi bu etabı alır Zeytinburnu'nda. Hakikaten açılır sandım biliyor musun? Galiba sorular. Ne Samet? Ağırlıklı Pakistanlılara falan sorulmuş galiba. Onlar elle yiyorlar ya. Mantıklı. Ne vardı başka sizde? Musluk. Musluk. Sabun. Bence de musluk. Mesela Alperen'e sorarsanız musluk. Her gün defalarca dokunduğu bir şey. Para. Aa, evet. Bir de direksiyon var Asuman'a. Direksiyon var. Ama herkes araba kullanmıyorsa. Yani, mesela bizim olsa. Gürkan geldi 40 yaşına, ehliyet sınavına daha yeni girdi. Onda 3 kere kaldı bitir düşün. Merhaba Gürkan. Parkta kalıyor. 3 paradır. Parkta park edemiyor. Ben şimdi nasıl vereyim arabayı ona? Kamyonet benimki bir de. En popüler 5 tane var. Musluk. Musluk. En popüler 3. Aa evet. Ya ben bu işi biliyorum ya. Kesinlikle. Kendimden çıktım yola. Alper Amel öpüyor. Bende yok ki. Neyse sen. Yeni telefon almışsın kendine. Maaşına zam geldi herhalde. Aferin sana. Florya ekibi Nur Topu gibi 0 puanla başlarken Zeytinburnu ekibi 65 puanla başladı. Yeni gelin Dilara ve Emre geliyor. Yeni gelin Dilara, sen eski damat kaç yıl? 11 sene oldu. 11? 11 yıllık evlisiniz. Evet. 11 yaşında da çağın var. 10. Ha 10. Ay maşallah. Seni tanıyalım abi. Eşimle birlikte çalışıyoruz. İşte ha doğru, var. Optik. Aynen. Bir Yalova'da bir mağaza açıyoruz. Şimdi orası için koşuşturuyoruz. O maşallah. Yani biraz engameli geçiyor. Güzel. Ama genelde güzel. Peki optik işine nasıl girdiniz? Ben alaylıyım çıraklıktan. Ha sen zaten bir şey gözlükçüde çalışıyordun. Tabii tabii. Sonra kendi mağazalarımız oldu öyle gidiyoruz. Ay ne güzel. Allah utandırmasın. Aynen. Dilara. Merhaba tekrar. Merhaba kuzum. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Bir ay oldu demek ki evlenelim. Ana, ne zaman tanıştınız? Nerede tanıştınız? Anlatsana bana biraz. Bir de eller rahat olsun. Bu tarafa kadar işimiz yok. Sergen buz pateni öğretmeni. Anne! Çok güzel. Burada İstanbul'da mı? Evet İstanbul'da. Bana da kaymayı öğretir misin? Tabii ki neden olmasın. Tamam. Evet ben de işte öğrenmek için gitmiştim. Orada tanıştık. Evet. 2 sene oldu tanıştığımız. Bir aydır da evliyiz. Allah mutlu etsin. Amin. Amin. Başka neler yapıyorsun? Diyetisyenim ben. Özel bir klinikte çalışıyorum. Öyle. O zaman hazırsanız 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Ağızlara layık lezzetli bir kelle paça çorbası olsaydınız en iyi arkadaşınız ne olurdu? Kelle paçasın Emre.
En iyi arkadaşı? Roka. Roka mı? Yani, elle paça yiyor mu? Yanında gönderiyorlar ya. He. Roka var mı? Hiç bildiğim bir alan değil. Ağızlara layık bir kelle paça olsaydın en iyi arkadaşın ne olurdu? Üç. Su diyeceğim. Su mu? Pek bildiğim değil. Hiç yemem, hiç sevmem. Su var mı? Buyursunlar Emre sayesinde. Flori ekibiyle başlıyoruz. Samet. Bence Samet'te böyle şey var. O potansiyel var dedim. Kelle paça tutkunu. Yani sirke. Sirkeyi boca ediyoruz içine. Hop. Sirke var mı? Senindir kelle paça. Bunu Samet. Çorba içeceğiz. Çorba içeceğiz. Çorba iç. Tolga afiyet olsun. Tolga. Birlikte olsun. Sarımsak. Sarımsak. Sarımsak da olmaz değil mi? Yani ha, kelle paça yiyor musun? Ben sarımsak kullanmıyorum. Şimdi ben kelle paça yiyorum. Öyle mi? Has böyle öz kelle paça yiyorsun. Sarım, ama sirke? Sirke evet biraz daha atıyorum içine. Sarımsak var mı? Ben size söylüyorum sarımsak sirke bak bu işin olmazsa olmazı. Evet. Ben arkadaşlara gidiyorum onlar kelle paça falan içiyorlar. Ben de mercimeğe hepsini dolduruyorum ki şey olmaz yani. Hayır gayrı olmaz. Ritüeli bozmayalım diye. Uyum sağlıyorum. Böyle bir mercimeğe atılır mı? Ya niye atılmasın kelle paçaya atıyorsun işte ben de bunu atarım. Sanma anne. O arada ben yemiyorum. Ha yemiyor musun? Evet. Yeriz. Ben limon suyu diyorum. Valla bildiğim bir yalan değil. Evet, limon suyu var mı? Limon, limon oluyor. O da yanında. Abiler var mı limon var, suyu? Var, var. Yoksa bozar mı kelle paçayı? Yok, vardır, bozmaz. Vardır. Aksine lezzetli olur. Ha öyle mi? Evet. Sirke, limon suyu. Ha ya o ya o. Aslında birleştirip getirenler de var. Evet. Ha öyle mi? Tabii ki. O Merve'ye bak. Evet. Evet. Seviyorum. <Nefis. gülüyor> Limon suyu var mıdır? Sirke, roka, salata, Merve. Acı sos. Acı. Acı sos? Evet. Hiç bilmiyorum. Getiriyorlar. Öyle yanında. Mi? Yani acı sos var. Söylemiştir o 100 kişi herhalde. Onu ben bilmem. Normalde acı var. Acı var mı? Evet. Ya bak bilmediğim şeyler öğreniyorum burada. Acı sos hiç. Üzerine dökülüyor. Ve Emre, ay bir tane açılmadık evet. Cevap var. Hiç çarpınız yok. Ne diyorsun? Pide diyorum. Yani yanında şey, ne diyorlar ona? Tırmık. Pide. Şey var, ekmek gibi gelen ekmek. Pideler. Ekmek. Ekmek. Ekmek, pide. Ekmek, pide. Açılırsa Florya kılçıksız alır bu etabı. Kelle paçadan görüyor musun? Yemek olunca. Konu yemek olunca dedi. Kim dedi onu? Ha orası da hakikaten şey. Evet. Konu yemek olunca tabii ki dedi. Hiç kaptırmayız. Florya'lar kılçıksız 88 puanla öne geçtiler. Bravo. Bravo. Cümleyi bu etabıyla devam ediyoruz. Kulaklıklar çıksın ortaya. Herkes aynen. Kulaklığını çıkarıyor. Kaptanlar da dahil. Ama orada bırakabilirsiniz kulaklıkları. Tarık ve Merve buyursunlar. Herkes kulaklığını taksın ki ben de sorumu sorayım. Çok güzel. Bakayım. Kelle paça uzmanları. Tolga var mı müzik? 100 anneye sorduk. Oğlunuzun hangisiyle arkadaş olmasını isterdiniz? Burhan Altıntop mu, Recep İvedik mi? Merve. 100 anneye sorduk. 3. Recep İvedik. Öyle mi? Niye? Burhan Altıntop'un kim olduğunu bilmiyorum. Oy ben seni yerim. Burhan Altıntop şey. Yiyorum. Recep İvedik var mı?
yok Merve. Şimdi düşünsene, oy, çalışmak benim DNA'mda yok. Allah muhafaza. Yani yüz anneye, buranın altın top. Evet. Dan ötürü sırayı siz aldınız. Teşekkür 10 puan ediniz. Bende kaldı. Buyurun, görüşürüz Merve. Cümlemle geliyorum Tarık Beyciğim. Harikasınız. Hemen kulaklığı taktı. Yazın ayransız, kışın yorgansız olmaz. Yazın. Yazın. Ayran. Ayran. Aylar. Ayran. 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 Yazın ayran. Ayran. Ayvan. Ayran. Ayran. İngiltere'den geldi herhalde Tarık. Yazın ayransız. Yaz ayları. Ayran. Yaz. Sen ne tatlısın. Yazın. Yazın. Ayran. 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 Evet. Sız. Ayransız. Sırası. Ayransız. Yazın ayransız. Yazın ayran içilmez. Ha. Ayransız. Yazın ayranı. Bekle, bekle. Devamını getireyim. Yazın ayransız. Kışın. Yazın ayranı. Ayransız. Yazın ayranı iç. Ayranı iç. İç. Ayransız. Sız. Kışın. Kışın. Yazın. Ayranı ya, iç. Kışın. Evet. Kışın. Yazın ayranı içtik. Ayran içme. Bekle. Bekledim. Yazın. Yazın. Ayran. Ayran. Sız. Sız. İç. Benim adım ne? Asuman. Asu. Değil mi? Asu. Ayransız. Yazın ayransız. Kışın. Kışın. Yorgan. Yorgansız. Sız. Olmaz. Olmaz. Söyle bakayım. Yazın ayransız, kışın yorgansız olmaz. Yazın dokun ayransız, duran da kızının omzuna yazın, süren başlar. Ayransız, kışın yorgansız. Çıkarayım mı? Yok yok. Yok. Yazın. Yazın. Ayransız. Ayran. Sız. Sız. Olmaz. Yazın ayransız olmaz. Olmaz. Kışın. Hayır. Kışın. Ekledin. Yazın, yazın ayransız. Kışın. 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 Yorgansız olmaz. Yorgansız olmaz. Evet. Heh. Kışın ayransız. Yok, yazın ayransız. Kışın yorgansız olmaz. Evet. Yazın. Katır. Yazın. Yazın. Ayransız. Ayra. Ayransız, ayransız. Ayransız. Sız. Yazın ayransız. Kışın. Kışın. Yorgansız. Yorgansız. Olmaz. Olmaz. Yazın söyle. Ayransız, kışın yorgansız olmaz. Olmaz. Söyle. Olmuyor ya. Hayır Setak. Panik oldum birden. Yazın. Yaz, yazın. Yazın. Ayransız. Yorgansız. Yazın, ayransız. Ayran. Aydan. Ayran. Yorgan. Ayran. Nerede? Ayransız olmaz. Yazın. Ayransız, ayransız olmaz. Olmaz. Kışın. Kışın. Olmaz, yok. Yazın ayransız. Yazın ayransız olmaz. Kışın. He? Yorgansız. Olmaz, yok. Kışın. Yazın kışın. Ayransız 15. Olmaz. Yazın. Kışın. Ayransız. Yaz, kış. Yazın kışın. Ayransız yaz. Olmaz. Yazın. Yazın ayransız, ayransız olmaz. Süreniz doldu. Yazın, kış. Süren doldu. Süreniz doldu. Süreniz doldu. Yazın, kışın. Yaz. Ya. Yazın. Yazın ayransız olmaz. Olmaz, yok. Yazın ayransız. Kışın. Kışın. Yorgansız. Yorgansız olmaz. Olmaz. Bak. Yazın ayransız, kışın yorgansız olmaz. Hala evet. Devam ediyoruz annem. Devam et bakayım ne olacak. Yazın. Yazın. Ayransız. Ayransız. Kışın. Kışın. Yorgansız. Yorgansız. Olmaz. Olmaz. Harikasınız. Evet. Çok güzel. Çok bağırıyorum. Çok güzel. Bravo. Ama bir... Çak. Hay kula prova olmuş oldu en azından. Çetin abi çok güzeldi. Süreniz bitmişti. Ama güzel. Hani, zaten tamam etmiştim. Olmaza takıldı Sergi ama ben... şey çok tatlıyız. O yazın diyorsan kışın diyorsun. Kafasını karıştırdın Sergi. Zeytinburnu bu etapta 20 puan aldı. Kulaklıkları takalım, geliyorum cümlenizle. Bakayım.
Sen okey Merve. Merve de kulaklığını taktı. Nasıl da müzik çalıyor? Üzümü elde gör, çöpünü yerde gör. Üzümü, üzüm. Güm, üzüm. Kurum, üzüm. Üzüm iyiliyse. Üzüm, üzüm. Düşüp, üzüm. Düştüm. Üzüm. Hüp. Hüp mü? Hüp. Hüp hüp. Üzüm. Üzüm. Heh. Üzüm mü? Üzümü. Elde. Elle. Elde. Elde. Gör. Gör. Gör gör. Gördüm. Gör. 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 Üzümü gör. Elde gör. Çöpünü. Çöpünü. Yerde. Yerde. Gör. Gör. Üzümü elde gör, çöpünü yerde gör. Dokunduğun anda süreniz başlar. Üzümü. Üzümü. Elde. Elde. Gör. Gör. Çöpünü. Çöpünü. Çöp. Çöpünü. Çöpünü. Yerde. Yerde. Gör. Gör. Tekrar et. Üzümü elle gör, çöpünü yerde gör. Evet. Üzümü, üzümü, üzümü elde gör. Heh. Elde. Evde. Elde. Elde. Gör. Heh. Gör. Çöpünü. Çöpünü. Kimin? Çöpünü. Kimin? Yerde. 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 Gör. Gör. Üzümü elde gör, çöpünü yerde gör. Evet. Üzüm mü. Üzüm mü. Üzüm. Mü. Üzümü. Elde. Elde. Gör. Gör. Çöpünü. Çöp. Çöpünü. Yerde. Yerde. Gör. Gör. Evet. Üzümü elde gör, çöpünü yerde gör. Evet. Ne bağırıyorsun abi? Üzümü. Kimi? Üzüm. Neden? Üzümü. Üzümü. Üzüm. Üzümü. Üzümü. Elde. İki. Elma. Süreniz oldu. Elde. Elde. Kim diyor ya? Üzümü. Kimi? Kimi? Üzümü elde gör, çöpünü yerde görden Florya ekibi bu etapta 10, 20, 30 puan aldı. Zeytinburnu 85 puandayken Florya ekibi 118 puanla hala öndeler. Samet ve Dila... Pardon, Sergen geliyor. Samet, Samet, seni tanıyalım. Samet Akın ben. İstanbul'dan geliyorum. Optik gözlük mağazaları işletmecisiyiz. Ha siz... Tabii hep beraber. Aynı şirketi gibi. Evet. Akrabalık var mı? Emre Bey'in kardeşiyim. Kardeş mi? Benziyorlar abi, abi zaten. Ben değilim. Yok o sen değil. Değilsin de burası böyle bir benziyor. Aynı familya yani. Evet. Evet. Kaç yaş var aranızda? 3 yaş var. 37 yaşındayım. Evet. Sergen. Evet. Demek sen... Buz pateni? Hocasıyım. Hocası. Antrenörüm, evet. Nereden esti ya buz pateni? Nereden esti? Çok yoktur ya yani. Var mı yok, bizde çok buz pateni böyle popüler mi bizde? Yani aslında çok popüler olan bir spor değil ama son yıllarda popülerliği iyice artmış bir spor. Yani Zeytinburnu'nda, yani öyle söyleyeyim, bir iki tane şimdi olimpik buz pistimiz var mesela. Ay ben de çok istiyorum kaymak. Sonra alışveriş merkezlerinde var. Belli bir alışveriş merkezlerinde. Ben sen de hep... zaten alışveriş merkezinde çalışıyorum. Ha. Buraya buzluk ekibi gelmişti hatırlarsanız. Salih Hoca gelmişti. Buzluk ekibi? Buzluk ekibi, evet. Oh, hatırlayayım. Bu sene mi, evet. Geçen sene mi? 9 ay önce gelmişlerdi. Aa. Daha geçen izlemiştik biz onun programlarını, aa, çekimini. Tamam, hatırlayamadım. Evet. Şimdi Salih Hoca vardı hatırlarsınız. Ben onunla birlikte çalışıyorum. Ay hatırladım. Hatırladınız mı? Tabii hatırladım. Dünya şampiyonu yetişkinlerde. Evet, evet hatırladım. Beraber çalışıyoruz. Dünya şampiyonu deyince hemen hiç kaçırmam, hatırladım. 22 yıldır antrenörlük yapıyorum. Wow. 2017 yetişkinler dünya şampiyonu oldum. 2017? Yetişkinler dünya şampiyonu. Vay be, aramızda dünya şampiyonu varmış, haberimiz yokmuş. Wow.
Ay çok iyi ya. Evet. Peki kaç yaşında başlamayız? Mesela çocuk kaymak istiyor. Kaç yaşından itibaren yani gelebilir? Şöyle aslında buz patenin bir yaşı yok. Yok. Yapmak isteyen herkes yapabilir. 3 yaşında da kaymak isteyebilirim. Minimum 3 yaştan başlıyor. He. 70'e kadar artık kendine güvenen, yapabilirim diyen herkes biz buza davet ediyoruz. Ay çok güzel ya. Yarışması yapıldı bizde biliyorsun. Evet. Televizyonu. Evet. Çok güzeldi. Evet, evet. Buzda dans yarışması. Dans. Samet bu hem kelle paça yiyor. O sırada buzda dansı izliyor. Her yerde varım. Evet. Buzda dans çok güzeldi. Hazırsanız 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Eller arkada. Anadolu rock müziğinin çok sevdiğimiz şarkıcılarından birini söyleyeyim. Oho, Samet. Barış Manço. Barış Manço var mı? Evet. En popüleri. En popüler. Buyursunlar. Florya ile başlıyoruz. Görüşürüz Sergen. Görüşürüz. Kayarak git bakayım. Tolga sen değil. Tabii ki Cem Karaca. İşçisin sen işçi kal. Cem Karaca var mıdır? Çok güzel yahu. Yeliz. Süper. Yeliz konuyla hiç alakamız yokmuş gibi. Yeliz hiç sanki burada. Üzüm kim? Sen deyin Yeliz. Kesin. Aradığınız Yeliz'e şu anda ulaşılamıyor. Anadolu Rock grubu. Yeliz. Beş. Dört. Pas diyeceğim. Üç. Pas yok bize oğlum. İki. Bir. Salla bir şey ya. Salla. Kopyayı aldım öyle öpüldü. Aa aklıma bir şey geldi. İlk şarkı geldi. Merve. Barış Akarsu diyeceğim. Rahmetli Barış Rahmetli. Akarsu var mıdır? Çarpı gelir kümelin zeytin burnu. Emre, sendeyim hala. Erkin Koray. Erkin Koray var mıdır? Rahmetli Erkin Koray ve kimdi açtırdı? Ben. Emre, 1.000 lira senindir. Bugün hiç daha es geçmedik. Üçüncü sürprizi 1.000 lira da Emre'ye geldi. Samet'le beraber kelle paça, çılgınca karışık, şikembe, roka, limon suyu, acı sos. Acı sos. Oo! Samet, 2 tane çarpınız var. 3 tane açılmamış cevap. Haluk Levent. Çok iyi. Akdeniz akşamları. Haluk Levent var mıdır? Yeliz, şimdiden uyarıyorum. Sana geleceğim. Eğer Tolga üçüncü çarpıyı almazsa. Tolga sakın. Tolga. Yeliz ablam çok zorda kalacak. Kıraç. Evet. Bir tek onu biliyor zannedersem. Bunu bana yapmayacaklar. Kadının elindeki tek cevabı mı aldı? Muhtemelen. Ha, o arada düşündü. Belki aklıma biri gelir de. Kıraç ona kal. Kıraç var mı? Kıraç abimiz de vardır. 2 tane Yeliz Kıraç açıldı. Çok hain. Bir de buraya beraber geldik. Bir şey demiyorum. Hemen karşıda kıma geçebilirim. Bir daha kümelenin. Tamam. Tabii tabii. Buldukları cevabı çünkü açıldı herhalde. Benim bu tarz olmuyor ya. Bana roman falan. Onlar olsaydı bak. Romanika. Romanova siz. Aynen 3-5. 3-5. Bunlar... Ne istersin? 5. Hep Yeliz'de aynı şey oluyor. 4. Evet. Koray Avcı. 3. Koray Avcı diyeyim. Sordun, onlara mı sordun? Onlardan mı? Yok, sesli düşündüm değilim. Koray Avcı diyeyim mi? Koray Avcı galiba. De. Orada bir şey oldu mu öyle ya? Dene. Şansını. Yok, sesli düşündüm sadece. Aynısını söyledim ama ya. Ha, denemese ne yapacak kadın zaten? Başka şey çarptı. Bir dene bakalım. Koray Avcı var mı? Şansına. Koray Avcı. Koray Avcı. Aman Koray Avcı açılırsa 2 tane çarpıya rağmen alırlar. Florya ekibi bu etabı Zeytinburnu'nda boşuna kümelenmiş olur. Tutturdum onu. Kızdı işte. Evet. bu
Buğlem? Buğlem. Evet, eşimle Buğlem. Kızdı. Eşim daha çok kızdı sanki. Ben Buğlem'i gördüm. Annesine böyle yaptı bak. Çünkü Anadolu rock müziğine çok hakim Buğlem. Tabii. Aferin sana. Zeytinburnu, Ümit. Ben Murat Kekili demek istiyorum. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Adanalı mıydı? Mersinli miydi? Bende niye bu fuzuli bilgiler var? Çetin. Ben de Murat Kekili diyorum. Başka biri var mı? Edip Akbayram var bir de aklıma gelen. Olur mu bilmiyorum ama. Edip Akbayram. Sergen? Edip Akbayram demek istiyorum ben. Son kararım. Edip Akbayram. Dilara? Ben de Edip Akbayram. Eş durumunu alır. Evet. Son karar baba, kayınpeder. Her zaman. Tarık. Son söz. Arkadaşlarına güvenir her zaman için. Masum. Murat Kekil diyorum. Şarkıyı hatırladın mı abi? Hatırladım. Zeytinburnu eğer Murat Kekil'i açılırsa hazır bir etabı alır Florya'dan. Süper be. Ve puanlar Florya'da kaldı. Buna en çok Buğlem sevindi. Buğlem'e ver bakayım mikrofonu. Ver bakayım babası. Aa, oradaymış zaten. Annem niye puanı? Buğlem kim? Sen söyle. Neyi? Neyi? Annene niye kızdın demin? Senin aklına bir cevap vardı herhalde. Yok muydu? Yoktu. Ha yok muydu? Yoktu. Ha sen çarpı aldırdı diye kızdın. Evet. Edip Akbayram, Çetin, senden var, evet. Senden. Açılmayan o çok sevdiğimiz sanatçı kimmiş? Ya Edip Akbayram. Olsun, sağlık olsun. Tabii kayınpederin damat diyor. Diyor ki sağlık olsun diyor. Artık zaten şey neydi? Artvinli ya. Tabii. Bakayım ne oldu? Zeytin bunu 85 puanla. Flora ekibi 200 puanla öne geçti. Son Mohikan, Tolga ve Çetin geliyor. Seni tanıyalım abi. Çetin Yıldız, 42 yaşındayım, İstanbul doğumluyum. Aslen Karabük Safranbolu'yum. Karabük Safranbolu, evet. Evleri çok güzel değil mi evet, Safranbolu? Evet, çok güzel. Evet, hakikaten hiç gitmedim. Ama oradan çok i̇nşallah bana şey, ışıklı bir hediyeler geliyor. Evet, çok güzel. İnşallah bekleriz. İnşallah. İki tane kızım var, ellerinizden öper, evliyim. Kızlarımın size çok selamı var, özellikle küçük kızım Zehra'nın. Sizden bir selam bekliyor. Zehra ile kim isimlerini? Eslem. Eslem ve Zehra, evet. Ay Eslem, mah çok öpüyorum. Zehra, mah seni de çok teşekkürler. Öpüyorum. Teşekkürler, gelmek istediler. Kaç dersler olduğu için gelemediler. Yaşlı, 6 yaş var aralarında. He, Eslem 17 yaşında. Aa, evet. Ha, Eslem büyük olan. Evet, Zehra ay, 11 güzel. Yaşında. Tolga Bey, sizi tanıyalım. Ben de Bahçeşehir'den geliyorum. 37 yaşındayım. Satış destek uzmanı olarak çalışıyorum. Ekiple daha önceden birlikte Optik. Çalışıyorduk. Ha. Şu an değiliz. Ne yapıyorsunuz? Şu an bir dezenfektan firmasında satış destek uzmanıyım. Ha. Evet. Dezenfektan. 4 yaşında bir kızım var. Ellerinizden ay, öper. Maşallah. Babacığım seni çok seviyorum bu adı arada. Adı ne? Masal. Ay çok güzel. Evet. Annesi koydu değil mi adını? Sen mi koydun? Halası koydu. Öyle mi? Evet. Çok güzelmiş Masal. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Sopa kullanılan bir oyun ya da spor dalı. Çetin? Bilardo. Bilardo var mıdır? İlk defa mı sizinle baş? Yok, ikinci. Bak Tarık bunları sayıyor. Hadi bakalım. Yok, iki. Bizim de Semih, Semih abimiz var değil mi? Bilardo. Evet. Evet. Semih Saygıner. Semih Saygıner. Biliyorum herhalde hemşom. Sopa kullanılan bir oyun ya da spor dalı. Bir oyun da olabilir. Evet. Tenis. Yani sopa. Raketle. Evet. Evet. Tenis var mı bir bakalım. Belki sopa demiştir herkes. Yoktur ilk çarpı gelir Tarık.
Sopa ile oynanan bir, yani oyun ya da spor dalı. Golf. Aa, golf sopası. Evet. Sen oynuyorsun gibi geldi. Yok, oynamıyorum. Tarık, golf arkadaşı Ali Koç. Evet. Şey var mı? Golf, golf. Bravo! Bilardo golf. Dilara? Ben hokey diyeceğim. Buz hokey. Çok mantıklı. Hokey. Hokeyi soracağım ama onun öncesinde şanslı sorumu soracağım. Bakalım kime soracağız? 5000 lira için kiminle yarışacağız? Şöyle alayım. Oo, hadi damat. Bakalım. Ay, üstünde nasıl bir baskı var belli evet, değil. Kayınpeder burada, kayınvalide burada, eşim burada. Başka. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Sergen, 5000 lira için yarışacağız. Evet. Butonla işin yok, süreyle işin yok. Tamam. Tek derdim en popüler cevabı söyle. Cevabı bulmak. Evet. 100 kişiye sorduk. Türkiye'deki boğazlardan birini söyleyin. Çanakkale Boğazı. 100 kişi de en popüler cevap Çanakkale Boğazı ise Sergen 5000 lirayı alır. Aa. Şimdi olsa ne derdin? Aklıma o geldi bir tek, bilmiyorum şu an. Yani şu an bir şey gelmedi. Tarık anında abi. Söyledim. İstanbul Boğazı. Kim? İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı. Çok basit aslında. Ya işte basit olur zaten. Niye öyle? Seni, aklıma burada Çanakkale ben, Boğazı geldi. Sence ben senin evet. Kayınpederin ve kayınvalide seni zorlar mıyım? Sen gittin en o Çanakkale Boğazı. 5000 lira. Var da yani en popüler değil. Evet. Olsun doğru. Teşekkürler 5000 lira bende ben kaldı. Sağ ol adamsın. Afiyet olsun. Adamın dilisin. Sağ ol teşekkürler. Efendim Zeytinburnu ekibiyle devam ediyoruz. En son buradan şey gelmiş. Okey. Okey. Var mıdır? İlk 3000 liram buraya mı gitti hep? Yok buraya İlk da gitti bana geldi. Ha bir tanesi sana geldi. Evet. Paylaştık. Bir tane. Aa babalı kızlı aldınız. Evet. Bir tanesi de Dilara'ya geldi. 1000 lira senindir Dilara. Damada da 5000 lira vereyim vallahi. Dedim. Yok evet. Almadı. Ne yapayım? Düğün hediyesi. Sergen. Beyzbol demek istiyorum ben. İstanbul Boğazı diyormuş hakikaten. Sergen saçım. Benim İstanbul Boğazı. Son kararım. Beyzbol, milli sporumuz değil mi? Beyzbol. Güzel mi? Beyzbol var mı? Bilardo, golf, beyzbol, hokey. Çetin ve Ümit. Bir tane çarpınız var. Çetin doğru cevap başlarsa Ümit sana gelirim. Evet. Ona göre. Sopayla oynanan bir oyun ya da spor dalı. Yani ben biraz eskilerden bir oyun söylemek istiyorum Asuman Hanım. Çelik çomak demek istiyorum. He ya çelik evet. Çomak. Ben hatırlamıyorum tabii de annemler falan anlatıyor. Evet. Çelik çomak oynardık biz eskiden sokakta. Çelik çomak var mı? Duygulandım. Çok kötü oldu. Yani şu çelik çomağın hatırı değil mi yok mu? Hiç mi yok? İkinci çarpı geldi ve Florya ekibi kümelenir. Bravo. Ümit. Ümit. Hiçbir şey aklıma gelmiyor ya. Yani. Bilardo, golf, beyzbol, hokey. Bende bir tane var ama sana gelmez o. Sana uymaz. Sana gelmez o. 5, 4. Anam hemen duydum. 3, 2, 1. Satranç. Satranç mı dedin? Ay sen ne tatlı ya da sopa ne? Ama ahşap ya, ahşap taşlarla oynuyoruz ya sopaya soktum onu. Sopaya soktum. Yeliz. Evet.
Cirit diyorum. Tolga? Şey var. Sırıkla atlama. Sonuçta o da bir sopa. Samet? Cirit yani katılıyorum. Cirit. Emre? Cirit. Merve son karar senin. Ben çoğunluğa uymak istiyorum. Cirit diyorum. Cirit açılırsa Florya'lar bu etabı alır. Puanlar Zeytinburnu'nda kaldı. İyi ki etabı kurtardınız. 163 puana ulaştınız. Yani yoksa fark açılacak da. Açılmamış iki tane cevabımız var. Ne demiştin? Sırıkla atlama. Başka bir şey geldi mi aklınıza? Hayır. Size var mı? Çim hokey var. Çim'de oynanan bir hokey. Çim hokeyi belki. Çim'de oynanan var. Biri buzlu, biri çimde oynanılıyor. Oradan geldi aklıma. O sopayla oynanılıyor. Polo şeyli vardı bir de. Atın üstünde olan o hangisi? Polo. He? Polo mu diyorlar? He, polo. Bir de şey var. Kriket. Kriket mi? Kriket. 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 Başka da gelmedi aklıma. Biraz yöresel. Bir de satranç orada zaten. Evet, o nasıl en popüler altıyı görelim. Kriket. Ve en popüler 5. Ah be! Sırıkla. İyi ki bilemedi. Bakayım ne oldu? Zeytinburnu 163 puandayken Florya ekibi 200 puanla hala öndeler. Bakalım aileler yarışıyor da bu akşam kelimeyi anlat etabından sonra neler olacak? Puan durumunda nasıl bir değişiklik olacak? Kulaklıklar çıksın. Herkesle bir tur yarışacağız bu etapta biliyorsunuz ki. Ama herkese geçmeden önce tabii ki kaptanlarla başlamak isterim. Merve ve Tarık buyursunlar. Ay çok güzel bakayım. Şıklı biliyorsunuz hep cevaplarım. Evet. O yüzden acele etmeyin. Evet. Hakim. Tamam. Tarık hep hakim. Bak, kumanda, hiç kumanda kavgası olmuyor. Yenge de beni izliyor. Tabii tabii. Tamam, kumanda kavgası olmuyor. Çok güzel. Başka bir şey hissetme derdimiz de yok. Çok iyi insansın. 100 kişiye sordum. Bir dizi karakterini karşınıza alıp akıl verecek olsaydınız, bu kim olurdu? Çakır mı, Polat Alemdar mı? Ay, Merve. Akıl verecek olsam. Ha, akıl. Karşını aldın, o tutturdun. Akıl verici. Bizim çok zor. Aynen, gerçekten zor. İkisi de aynı karakterler evet. Aslında o şeylerde. Çakır mı, Polat Alemdar? Aynı değil ama... Yaptıkları şey. Üç! Çakır demek istiyorum. Çakır. Çakır mı demiş 100 kişi? Hakikaten Çakır demişler. 10 puan senin. Tamam. Buyursunlar gidiyorum. Şöyle gidelim. Dokunduğun anda süreniz başlar. Tamam. Renkli gözlülere ne denir? Renkli gözlülere ne denir? Evet, hani derler ya böyle memleketlerde falan da söylerler. Ne gözlü? Ela gözlü, mavi gözlü. He? Yeşil gözlü. Yok. Başka? Daha başka bence... Kem gözlü. Peki taşların ufaklarına ne denir? Çakır. Çakır. Evet. Yes! Oo, çok güzel anlattın ha. Kem gözlü mü dedin değil mi? Yasaklara süreniz dikkat akıyor. Et. Bak çok basit ya. Kurtlar Vadisi'nin karakterlerinden. Heh. Polat Alemdar. Diğeri Abdülhamit Çoban. Diğeri evet. İlk başlarda. İlk ne? Başlarda. Ölen. Süleyman Çakır. Soy ismi? Çakır. Yes! Dön. Bak şimdi sen daha basit anlat. Evet. Mavi gözlü. Ya bu mu? Atatürk. Hayır. Mavi göze ne gözlü? Kem gözlü. Hayır. Ya bu değil niye? Kem gözlü. Tak. Kenafir gözlü. Ne gözlü? Güzel. Renkli gözlü. Bakayım sana. Lens. Yok bende yok. Yok bende yok. Bir şey gözlü yok. Derler hani. Ne gözlü? Değil. İyi yönde. Kim ya bu kem gözlü? Süreniz dolu. Oktay Kaynarca. Oktay Kaynarca desem ne? Eşkıya. Başka? He, eşkıya başka? Eşkıya dünya. Dur. Şeyi anlat. Sen
Yeliz anlat. Allah aşkına Yeliz anlat. Çakır anlat. Allah. Çıkarabilirsin abi. Çıkar Yeliz. Oktay Kaynarca'nın dizideki soyadı. Çok güzel. Başka türlü dene. Mavi gözlü. Nasıl gözlü deriz? Mavi, net. Gözleri güzel. Çok mavi. Güzel. Çok mavi göze ne deriz? Çok mavi. Evet. Çok mavi göz. Güzel. Ne gözlü? Kara gözlü değil. Net. Mavi kara gözlü değil. Mavi gözlü değil. Onun diğer bir belirgin kendi olanı var. Kendi. Aa ne acayip. Yok süreniz bitmişti zaten de bakayım Yeliz'e nasıl anlatacağız diye. Yani kendimize olay. Eğlence olsun diye. Aynen. Yeliz vallahi iyi ki varsın. Çakır'ı anlatmak istedik. Evet, sen en sona mı geçiyorsun? Evet. Niye herkes mavi gözlü, kem gözlü dedi? Genelde öyle söylerler. Mavi gözlüler, mavi gözlüler genelde çok nazarı değer derler ya. Evet. Aa hiç bilmiyordu. Ben direkt aklıma o geldi. Aa. Tabii renkli gözlü nazarı değer. Ay benim yengem de mavi gözlü. Kaçın. deme. Şaka şaka. Yok ya ona denmiyor o. Mavi göz var, mavi göz var şimdi. Ha bazısı şey evet. Aha. Ama bence onun renkle alakası yok. Mesela Alper'in gözüne bak. Aynı tatlı. Florya bu turda 30 puan aldılar. Emre ve Dilara gelir. Eller arkada 100 kişiye sorduk. Her dili konuşabiliyor olsaydınız bile gitmek istemeyeceğiniz ülke hangisi olurdu? Hindistan mı, Çin mi? Dilara. Soru neydi? He? Soru. Soru mu? Evet. Sordu mu ya şimdi? Her dili konuşsaydık gitmek istemediğimiz ülke. Konuşsam bile yani her dili konuşsam bile. Tamam. Hindistan. Neden? Bilmem öyle geldi. Çin'e gitmek isterdim ben. Ha Çin'e gitmek evet. Hindistan'a istemezdin. Yok. Hindistan mı demiş 100 kişi? 10 puan senin Hindistan'ı anlatacaksın. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kapkara gözlerle. Dokunduğun anda süreniz başlar. Tamam. Çıkar. Pakistan değil. Özbekistan. Hayır. Hindistan. Evet. Evet. Daha kulaklı. Abi şimdi... Aynı kelimeleri... Aynı kelimeleri kullanmayacağım. Adam. Şimdi bir tane ülke düşün. Böyle pis bir ülke. Böyle her şeyi elle yiyorlar. Ay. Böyle her şeyi elle yiyorlar. Biraz böyle bir... Yam yam. Ülke bu. Bir ülke gibi düşün sen bunu. Atıyorum. Tamam. Pakistan falan. Yok kullandı. Kullandı. Aa pardon. Hindistan'ı anlatıyorsun. Aa kullanmayacağım dedim bir de. Çıkart abi. Buda heykeline taparlar. O ülkenin adı. Pakistan. Hayır. Diğeri. Ülke galiba kullandı. Ülke. Hindistan. Sağ ol. Tekrarladım. Çıkart abi. Tarık abi çıkar. Ülke adı. Ülke. Ay biz nasıl bir hepiniz... takımız. He Dilara? Nasıl bir takım oldu? Ya Dilara bebeğim ama nasıl bir takımız. Hindistan'ı anlatacaktık abi. Hepsi ülke kullandı. Kalabalık deseydin. Zeytinburnu 20 puan aldılar. Tabii ya kalabalık deseydin hemen olurdu. Yani. Evet olabilirdi. Aslında bir sürü şey vardı ceviz, ama. Ceviz diyebilirdi. Ceviz mi? Ceviz. Hindistan cevizi. Ceviz. Ya tamam. Cevize gelene kadar neler var. Evet. Ceviz deseydi diyor anlardım. Ceviz, Hindistan. Ülke. Sergen, Samet geliyor. Bırak. Bıraktım. Eller arkada. 100 genç kıza sorduk. Çeyizinizde hangi takımın en iyisi olmasına özen gösterdi? Ay geliyordu şıklarım Samet. Yemek takımı mı demişler? 10 puan kazanma fırsatı sana şıklarıyla geliyor. 100 genç kıza sorduk. Çevrenizde hangi takımın en iyisi olmasına
çeyizinizde, pardon çevre, çeyizinizde hangi takımın en iyisi olmasına özen gösterirsiniz ki yeni evlenmiş biliyorsunuz belki de bilir. Çatal bıçak mı, çelik tencere mi? Çelik tencere. Öyle mi? Evet. Çelik tencere mi demişler? Çatal tabii, ama. Çatal bıçak hepsi, takımı. Evet. Ona bakarlar. 10 puan bende kaldı. Sen çatal bıçağı anlatacaksın. Çatal bıçağı anlatacağım. Çatal bıçak. Tamam. Bakayım. Evet, çatal bıçak. Buyur. Dokunduğun anda süreniz başlar. Başladı. Abi neyle yemek yiyoruz? Kaşık. Elimizle. Yok, neyle yemek yiyoruz? Neyle yemek yiyoruz? Masaya oturduğun neyle yemek yiyorsun? Ekmekle. Neyle yemek yiyorsun? Tabak. Çatal. Evet, birincisi o. Bir tane daha var. Onun yanında. Kardeş gibi düşün. Olmaz. Çatal bıçak. Evet abi. Evet. Ay hepsini söyledin. Bir onu söyle. Ve ele bile gittin ya. Aynı kelimeleri kullanmayacaksın. Öğlenleri ne yaparsın? Yemek yeriz. Vay dostla. Yemek evet. yeriz. Evet, yemek. Nasıl yersin? Çatalla, kaşıkla. Çatal. Yanında başka bir şey kullanır mısın? Çatalın ne kullanırsın? Elimizi kullanırız, peçete kullanırız. Alet olarak çatala benzeyen farklı bir alet. Bıçak. Evet. Birleştir ikisini. Çatal bıçak. Evet. Evet. Güzel. Gece canımız kalkar bir şeyler yapmak canımız isteriz. Canımız neyle masanın üstünde neyle yeriz onları? Ekmek. Ağzımızı götürürken kullanırız. Kurabiye. Çatal, kaşık, bıçak. Evet. Evet. Birleştir ilki. Çatal, kaşık. Çatal. Kaşık. Çatal, bıçak. Süremiz çatal, oldu bıçak. Ya. Çatal, kaşık, bıçak. Demek geceleri içiniz kalkıyor. Hemen bir tost yapıyorsunuz. Ya, aynısını söylemeyeyim dedim o yüzden. Ya. Zeytinburnu bu turda 10. 20 puan alır. Tolga ve Çetin gelir. Şıklı cevaplarım var, o yüzden acele etmeyin. Kulaklıklar takılsın. Ümit, 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 Ümit. 100 kişiye sorduk. Ruh halinizi bir şehre benzetecek olsaydınız hangisi olurdunuz? Rize mi, Antalya mı? Çetin? Antalya. Neden? Antalya tatil şehri Asuman Hanım. Sıcak. Evet, sıcak. Antalya mı demişler? Rize demişler. 10 puan bende kaldı. Rize'yi anlatacaksın. Tamam. Buyur. Ben senin derdindeyim. Çayıyla meşhur. Rize. Bravo Eliz! Nerelisin? Ordu. Karadeniz. Başka? Neyi meşhur? Hamsi. Mısır hayır, ekmeği. Hayır, hani size bir komşu var. Kimse kimseden hoşlanmaz bir yer var. Aa. Oranın neyi meşhur? Fındık. Hayır. Ceviz. Çok iyi severiz. Bir araya geldik mi yaparız. Meşhur, oh, isteriz. Meşhur kullandın sen demin. Rize'yi anlatacağım. Rize. Bir orada... Bir tane müşterin var ya, nereliydi ben böyle telefonda konuştuğunda? Oo. Gülmüştüm. Azer. Böyle şiveli konuşuyor. Doğulu. Şiveli konuşuyor. Bir müşterim var, amca. Rize. Evet. Evet. Haydi buyur. Karadeniz'de bir şehir. Trabzon, Rize, Artize. Bravo. Yeliz ne güzel gidiyordun ya. Karadeniz'de. Sen nerelisin? Karadeniz. Bir şehri söyle işte deseydin. Aynen. Konuşmuştuk ya daha meşhur olan bir şey meşhur, değil de benim... Meşhur, meşhur. Adam zaten çayıyla meşhur olan yer dedi. Rize'yi anlatırken Florya ekibi bu turda 30 puan aldı. Aa Yeliz, sen bu arada çayı anlattın. Evet. Çayı anlatıyordun sen. Evet. Rize'yi değil. Çaydan çayı Rize'yi mi çıkarttın sen? Şu an jeton düştü. Aynısını alamadım işte. Söylememek için tersten başladım. Ha, sen dedin çaydan tersten girerim oraya nasıl? Evet, oraya doğru çünkü gidecektim. İlk Merve'ye dedi ki sen neresin dedi. Meşhur olan bir şey dedi. Evet, bu etapın son turu Yeliz ve Ümit arasında geçer. Hay. Eller arkada. Son tur. Bu etapın son turu. Kulaklıklar takıldı. Samet. Evet.
100 kişiye sordum. Bir rock grubunun üyesi olsaydınız hangi müzik aletini çalardınız? Bas gitar mı, bateri mi? Ümit? Bas gitar. Bas gitar mı demişler? Dememişler. 10 puan bende kaldı. Bateriyi anlatacaksın. Ranga, ranga, ranga. Buyur. Dokunduğun anda süreniz başlar. Ne anlatacaktın? Bateri. Yaşa. Hani çok sesi çıkar. Müzik. Evet. Hoparlör. Evet ama onu kullanırlar. Müzikçiler daha çok kullanır. Stüdyo, hoparlör, amfi, eko. Ne kendini az çalarlar. Darbuka mı? Davul Yok, mu? Yok hayır. Daha değiştir. Evet kendine has çalınır. Bu bir çalgı aleti mi? Evet. Çok sesi böyle çıkar. Böyle yüklenen Zurna, bir şeyden yüklenen. USB. Çok yanlış anlattın Yeliz. Başka yerden gir. Tekli çalınır. Güzel. Ses aleti. Tamam. Gitar. He. Evet. Saz. Davul. Evet. Zurna. Hayır. Keman. Piyano. Daha çok böyle ellerle kullanılır. Şey, ork. Hayır. Piyano dedim olmadı. Ne var başka? Ellerle kullanılır. Şey, piyano üç, yok değil. İki, bir. Süreniz doldu. Neydi? Hay bir şey söyleyeceğim. Ben kopya olacak. Az önceki etaptan yola çık diyeceğim. Neyle oynanan batarya oyun mı? Ya da sopa diyeceğim bir şey. Bateriyi anlatmak istedim. Bateri. Bateri. Vurmalı bir batarya. 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 Zili ve davul. Batarya değil Yeliz. Bateri. Eyvah. Ay batarya. Yeliz ablama soru gidiyor. Çarpıp geri geliyor. Yeliz ya ablamıza ben, soru gidip geri geliyor. En kötü oradan girersin dedim. Ona benzer bir şey dersin dedim. Kocan zaten orada böyle yapıyor. Kocan küstü. Suratı velençe. Bitti 20 sene nerede kaldı? Kadın ne anlatacak? Ne anlatacaksın dedim bateri. Şimdi batarya dedi. Efendim seni en arkaya alırken siz kulaklıkları... Aa, bu turda bu arada hiç puan alamadınız. Ben bakayım dedim. Ben puanları hatırlatırken Zeytinburnu ekibi 203 puandayken Flora ekibi 260 puanla hala önde. Ve final öncesi son etapımıza geldik. Yeliz. Buradayım. Kulaklıkları indirin. Yeliz ve Ümit geliyor. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Her şey bir ters yapma huyun mu var? Nedir? Biraz öyle solak olduğum için belki solak de. Solak mısın evet. Abi? Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Evet, solakların öyle bir şeyi var. Ben de böyle bir şey. Evet. Evde mesela sen kendine göre mi düzenli? Tabii genelde tertip düzenim vardır yani. Yok, tertipten bahsetmiyorum. Yani mesela ben başkasının evine gittiğimde mesela bilmediğim şey sürekli mesela sehpaya masaya çarparım. Yok, de öyle... bende o yok. Ha yok. Yok. Biz böyle bilinçaltı farkında olmadan sol sisteme göre kurarmışız evimizi. Sen yok. Ya ben de sol da var, sağ da beni var aslında. Beni mi bekledin yani? Burayı mı bekledin her şeyi tersten yapmak için? Evet, çok öyle oldu maalesef. Sağ ol, çok iyi bir insan. Seni tanıyalım Ümit. Ümit Çalışkan ben, 44 yaşındayım. Özel bir şantiye şefliği yapıyorum, özel bir şirkette. Nerede bu şantiye? Topkapı tarafında. Ha, tamam yok, benim Cevizli orası. Bağda. Ben evet. Şantiye basıyorum da. Evet, denk gelirsem belki diye. Beni bekleriz, sakinleştirir. Bekleriz. Yok, oraya gel. Topkapı'da ne yapayım? Yani. Benim orada basıyorum ben. He, orayı. 7-24 çalışıyorlar çünkü. Bayram, evet. Seyran falan hiç öyle bir şey değil. Tam 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 tam. Maalesef. Tam. Bir de böyle inadımı yapıyorlarmış oluyor. Gibi. Öy diyorum ben. Şöyle çalışıyorlar ben. Tak tak tak. Öy çocuk uyuyor diyorum. Bağırıyor. Bir 10 dakika duruyor sonra şöyle bak. Tak. Tak. Erken böyle şey yapıyoruz, aslında böyle karşılıklı flörtleşiyoruz gibi. Sen hayırdır oğlum diyorum. Falan anladın mı? Evet. Tamam abla ya diyor, o bana bağırıyor. Yine devam. Yine tabii 10 dakika bir dinleniyorlar sonra basıyor. Evet, şantiye şefesi. Evet. Çok önemli. Yani 24 yıldır aynı şirkette çalışıyorum. Oo ne? Evet.
Maşallah. Evet. Harika. Yani sen abi önce iş güvenliği değil mi? Tabii ki. Çok önemli. Tabii ki. En şeyimiz var. O. Tabii her şey takılıyor. Ne diyorduk buna? Batarya mı? Baret. Barat. Baret diyoruz. Ne diyorduk buna? Kafaya sarı koyuyoruz ya. Baret. Açıcı. Palet. Açıcı mı? Palet mi? Batarya bateri derdi. Ay işte bu. Yeliz her eve lazım. Tamam aynen. Ne şanslı adamsın yahu. Kadının aklı nereye gitti biliyor musun? Saç açmaya. Palet oraya gitti değil mi aklı? Evet, saç deyince oraya gitti. Kafaya taktığımız sarı diyorum. Ne dedi? Palet. Baret, baret. Baretten bir şey iş güvenliği. Evet. Evet. Şey, kafaya bir şey düşmesin. Düşerse aynen de. Aynen öyle. Güzel. Allah korusun. 24 yıl olabilir. Maşallah hakikaten aynı şirkette harika. Evet, teşekkür ederim. Çoluk çocuk, evli. Bir tane oğlum var, Çınar adı. Size çok selamı var. Çok kaç severek yaşında? Seyrediyor. 2 yaşında herhalde. Yok, 12 yaşında. Ha öyle mi? Evet. Çok... Buradan bir selam gönderebilirsek. Tabii ki Çınar çok öpüyorum seni çok. Güzel, harika. 18 yıldır da evliyim. Maşallah. Eşimi de çok seviyorum bu arada. Eşime de çok selamlar. Onu şuraya söylersen. Seni çok seviyorum eşim. Canım karıcığım benim. Seni çok seviyorum eşim mi dedin, yeşim mi? Eşim, İpek adı. Ha, ben evet. De yeşim de anladım. Yok, eşim. Eşim İpek. Evet. Çok güzel, Allah bozmasın. Teşekkür ederim. Yeliz. Evet. Sendeyim, seni de. Tanıyalım. Seni en sona bıraktım. Evet, Yeliz Ceviz. 42 yaşındayım. Ama hissettiğim 32. Evet. Evet. Harika, zaten hissettiğin yaşta. İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Özel bir okulda yardımcı annelik yapıyorum. Yardımcı annelik? Evet. Nedir o, nasıl oluyor? Öğretmenlerin bir nevi sağ kolu gibi. Aa ne güzel. Evet. Tabii ya ne tatlı işte abi. Çocuklarla takıla takıla kadının ruhu da çocuk anladın mı? Çok tatlı. Öyle. Kaç yıllık evlisin? 20. Nasıl bak, bildim diye onayladı. Ha eş oradan onaylıyor da çok şey yapamadı. Burada tam tersi. Hani genelde kadınlar hakimdir o. Yok. 20. Evlilik yıl dönümünü bilmiyor. Kesin hayır o mevzuları girmiyor. Evlilik yıl dönümleri problem de. O mevzuları burada sorarsanız... girmiyoruz. Evlilik dönümleri... Sen mi unutuyorsun? Evet. Genelde ben çok unuttuğum için. Gerçekten mi? Evet. Tamam da... Enişte ver alsana mikrofonu abi. Orada yanda. Kayınvalide söyle. Mikrofonu götürecek eve. Alperen dikkat et. Kayınvalide oraya saklıyor bir yere. Evet Asuman Hanım, maalesef bu konuda arkadaşlarımızla birlikte çok dalga geçeriz bu konuda. Ama nedir ki tabii ki o gönlümüzün sultanı unutsa da unutmasa da zaten 20 yılda zar zor söylemiş oldu bu arada. Ya bir şey diyeyim, hakikaten hiç unutmadığı oldu mu ilk başlarda mı? İlk başlarda tabii ki unutmuyordu. Yıllar geçtikten sonra doğal olarak... İtiraf et, itiraf et. Hiç bilmiyordun. Ama senin aklında... Her şeyi aklımda benim. Evet. Aa ne tatlısı her şey aklımda. Çocuğumuzun, çocuklarımızın doğum günü, kaç kilo doğdukları, hangi günler oldukları hepsini onlar aklımda. Yeliz'de yok. Maalesef. Çoğu bende yok. Ay ne tatlı. Ama şimdi, tam tersi olur ya Asuman normal. Hanım eksikleri tamamlamak için evleniyoruz ya ben de öyle yaptım tamamladım eksik yanlarını. Harika evet. Bir ekipsiniz. Tabii. Evlilik yıl dönümümüz ne zaman? 17 Temmuz. 2000. Ay keşke Yeliz'e sorsaydım. Hayır Yeliz. Hayır bende yok. 2000. Bende yok. Kaç? Ne zaman evlendiniz? 17 Temmuz 2005. 2005. 17 Temmuz 2005. Al da oradan kopyayı bize. Allah mutlu etsin abi. Abi güzel. Sağ olun. Çok zor. Çok güzel. Final önce son etaptayız. Çok önemli. Burada sırayı kapmak, kaptırmamak daha da önemli ki finale gidelim. 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Üçgen şeklinde bir şey söyleyin. Ümit. Peynir. Peynir var mı? İnan benim aklıma bir şey gelmemişti. Görüşürüz. Yeliz Zeytinburnu'yla başlıyoruz. Gel abi oradan git. Oradan gitme. Hayır abi ters burada. Lütfen. Peki oradan git. Gideyim abi, tamam. Lütfen. Bozma yani senin kralların var. Tamam. Taviz verme. Tarık. Üçgen şeklinde bir şey arıyoruz. Cetvel. Cetvel. Üçgen cetvel var mı? Peynir cetvel Dilara. Pizza dilimi. Aa ne güzel buldun onu. Evet ilk aklıma o geldi. Çok
Çok güzel geldi. Benim peynir de gelmedi ki aklıma. Benim hala şu an bir şey, bir tek cetvel vardı benim aklımda. Üçgen. Pizzanın dilimi. Var mı? Ay ama Ümit'e kalsa belki o üçgen olmayacak. Adam başka türlü kesecek, bilmiyoruz. Bakalım var mı? Bravo Dilara. Sergen. Evet. İstanbul geldim. Boğazı. Evet, İstanbul Boğazı. Tenim. Saç. Reflektör. Reflektör. Reflektör? Evet. Ne güzel ya, bayağı cevap buldular. Reflektör var mıdır? Yoktur, ilk çarpı gün. Olması lazım. Çetin? Trafik levhası demek istiyorum Asuman. O geldi aklıma. Trafik levhası. Ay bizim oralara da hep domuz şeyi koymuşlar. Domuz çıkabilir. Ne kadar çok var. Her akşam eve dönerken Alperen domuzla karşılaşıyorum. Aynı yerde. O kadar tatlı, bir de tilki. Bir tilkiyi yakalayıversem sevivereceğim de. Sadece sevip bırakacağım. Domuz var. Şey, üçgen leva, trafik levhası var mı? Bir tane çarpınız var. Dikkat dikkat. Ümit'ten bakalım cevap mı geliyor yoksa çarpı mı? Üçgen olarak... 5, 4, 3, 2, 1 Süt gelsin yani. Trafik levhası diyecektim. Dur bir şey, ne demedi? Trafik levhası diyecektim, ha, o da tamam. Söylenmişti o yüzden. Aklındakini söyleme sakın, ikinci çarpı geldi. Kümelin, Florya'lar, Fırsat ayağınızda gelmiş olabilir. Tarık abi sendeyiz. İki tane açılmadık cevap var. İki tane çarpıya rağmen bu akşam acaba Zeytinburnu'yla finale mi gidiyoruz? Tarık abi, sen bir tane açtırırsam Dilara da açtırırsa dediğim olur. Zor gözüküyor ama. Açtıramazsanız oraya bir giderim. Sonra bakarız. Tarık? Silgi. Silgi mi? Modeller oluyor ya. Yani. Aklıma o geldi yani. Başka hiç bir şey gelmeyince. Hiç cevap vermemektense. İyidir. Ay buldum ben bir tane bir şey. Ay. Ama 100 kişi demiş midir? Şu an çok merak ediyorum. Bak bakayım silgi var mı? Sonra oraya gelelim hemen hızlı hızlı. Acaba benim... Ay dur bakayım. Şu an çok heyecanlandım. Silgi yokmuş abi, kusura bakma. Çünkü şu an kendi şeyime düştüm. Yeliz. Çatı. Dolga. Bungalov ev. Samet. Piramit. Emre? Piramit. Son karar Merve, senindir. Doğru cevabı açtırırsan ağzından çıkan ilk cevabı alırım. O da doğruysa finalde sizinle yarışırız. Ben de piramit demek istiyorum. Hı. Siz de onu düşündünüz. Ha ya, aklımdaki o. Renk veremedim ya. Üçgen şekli olan piramit. Ay. Geçenlerde yine videolarda izledim. Benimki şeye gittim. Şey benimki derken Burak Deniz. Çok sevdiğimiz bir oyuncu. Piramitlere doğru gidiyordu. Benim piramitlere gittim. Ay çok, çok güzel bir an o. Herkesin yani inşallah ya, isteyen herkes yaşasın. O harika bir an. Piramit açılırsa bu akşam Florya ile finalde yarışırız. 20 bin lira için. Açılmazsa Zeytinburnu. Bak şöyle, ay dur, 1.000 lira da senindir Merve. 5. sürprizli 1.000 lira Merve bu akşam hiç sekmedi. Hep 1.000 lirayı verdik. Bir 5.000 lira burada Sergen'e çabaladık. Bir daha yapamıyor muyuz? Bir daha artık nerede? Seneye mi? Olsa dükkan senin. Bir şey diyeyim mi? Ama şimdi bunu da itiraf etmek istiyorum. Harika yarıştınız. Evet. Yani benim, inan bana peynir falan herkesin aklına gelmiş ama benim gelmedi şimdi burada bu. Cetvel vardı aklımda. Pizza dilimi 10 numara cevap. Ya piramit zaten anladın mı? Onda nerede geldi aklıma biliyor musun? Silgi var mı? Böyle yaptım ya şurada. Burada geldi aklıma. Piramit zaten işte belli. Evet. Ama burada piramit kimin aklına geldi? O ben, biz açtıracağız. Sen mi aklınızdakini?
Ben de oradan ben ne de demiş değilim. Sizin neydi? Piramit. Piramit. Piramit miydi? Benimki de piramitti de oradan çatı matı deyince dedim ki aa benimkini bulmadılar. Bizim alternatifimiz çok. Kaynattık. Ya falan. Yan etki. Açılmamış bir tane cevabımız var. Bakalım neymiş? Çatı. Çatı da varmış. Varmış. Etaper herhalde. Çatı da varmış ama çatıya deseydiniz 1000 lira bende kalırdı. Zeytinburnu. İyi ki geldiniz Tarık abi. Dilara, Sergen, Çetin, Ümit. Sizi alkışlarla uğurluyorum. Harika yarıştınız. Ama puanları final için yeterli olmadı. Bu akşam finalde Florya'dayız. Florya ile finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum? Ben, Merve. Merve ve ben. Tolga. İlk kiminle yarışıyorum? Benimle. Tolga, seni şimdilik müzik odasına alacağım. Merve, seni de final için yerim. Merve, bu akşam bizden 20 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Paste ki süremiz kalsın. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Güzel, sesini duymam lazım. Bol şans diliyorum. Peynirli haricinde bir gözleme çeşidi söyleyin. Ispanaklı. Adı Y harfiyle başlayan bir ülke söyleyin. Yunanistan. İki kere 101'den büyük bir sayı söyleyin. 1001. Mayalanan bir şey söyleyin. Yoğurt. Rulo şeklinde bir mutfak malzemesi söyleyin. Buzdolabı poşeti. Temiz doldu. Tam böyle üst üste mi geldi yoksa? Aldım onu, aldım. Buzdolabı poşeti, aldım, aldım. Final için Tolga geliyor. Koşarak geldi. Evet. Tolga, bu akşam aileler yarışıyordan 20 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Tamam. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Anladım. Değiştir dersen bil ki senden önce Merve aynı cevabı vermiş demektir. O zaman hemen cevabını değiştir. Tamamdır. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Peynirli haricinde bir gözleme çeşidi söyleyin. Patatesli. Adı Y harfiyle başlayan bir ülke söyleyin. Yunanistan. Değiştir. Yugoslavya. İki kere 101'den büyük bir sayı söyleyin. 103, 104. Mayalanan bir şey söyleyin. Hamur. Rulo şeklinde bir mutfak malzemesi söyleyin. Pas. Rulo şeklinde bir mutfak malzemesi. Oklava. Güzel. Merve, seni Tolga'nın yanına alayım. Tolga ve Merve, 20 bin liraya giden o yolda bakalım neler yapmışlar. Peynirli haricinde bir gözleme çeşidi söyleyin dedim. Merve'den ıspanaklı geldi. Ispanaklı size kaç puan getirir? Ve Tolga'dan patatesli geldi. Patatesli size kaç puan getirir? Bura ne popüler cevabıymış. Patatesli çok seviliyor. Süper. Adı Y harfiyle başlayan bir ülke sorusuna Merve'den Yunanistan geldi. Yunanistan, siz Florya ekibine kaç puan getirir? Yine buranın en popüler cevabı. Aynı soruya cevap olarak Tolga'dan Yugoslavya geldi. Bence bu da güzel.
Ha? Ne diyorsun? Ne oldu? Hararetli. De bakayım. Ne oldu Yeliz? Hoşuna gitti. Yeliz direkt böyle yaptı bak. Bilemedi gibi. Bizimle değilsiniz. Yugoslavya size kaç puan getirir? Sonunda bildim. Dağıldı. Sonunda bildim. Ama ne Yeliz? Sonunda bildim. Sonunda bildim. Evet. Eski Sovyetler Birliği'nden dağıldığı için. Evet. İki kere 101'den büyük bir sayı söyleyin dedim. Bin, bir geldi Merve'den. 1001 size kaç puan getirir? Hayda. Anlamadım soru. Soru biraz şaşırtmacalı evet. Gibi. Yani iki kere 101'den büyük. Tolga'dan da 102-103 geldi. İki kere 101'den. Pardon 103-104 mü dedi? 103-104. 103-103 aldık. İlk ağzından çıkan. 103 size kaç puan getirir? ...98 puanda kaldınız. Biraz şaşırtmacı. İki çarpı yani aslında. İki kere evet. Hani iki çarpı 101'den büyük. 1001. 202'nin üstü. Ha Emre? 202'nin üstü olacak aslında. Öyle mi? Evet. 1001 de 202'nin üstü ama bak. Ama işte... Ama popülerlerde yok. Yani burası ne popüler sonra... cevabı? 203. 203. 203. Mayalanan bir şey söyleyin dedim. Bunda. Merve'den yoğurt geldi. Bunun en popüleridir. Yoğurt, yoğurt 98 puanınızın üstüne kaç puan daha getirir? Demek ki hamur. Ve Tolga'dan hamur geldi. Hamur, Flora ekibine kaç puan getirir? Buranın en popüler cevabıymış. Rulo şeklinde bir mutfak malzemesi söyleyin dedim. Merve'den böyle saniye son bitti gibi ama üstüne aldım. Ne poşetiydi? Buzdolabı. Buzdolabı poşeti geldi. Buzdolabı poşeti sizi 20 bin liraya ne kadar yaklaştırır? Güzel, güzel. Puan. Aldık. Hadi inşallah. Okta o 25 verir ya. İnşallah. Neyinde? İnşallah verir diyor. Oklava 25 verir bakalım diye bakalım verecek yani. Mi? Oklava kaç puan? Ve aynı soruya cevap olarak Tolga'dan oklava geldi. Hamur, oklava hep Tolga'nın cevapları. Belli ki harika baklava açıyor. Kesinlikle. Oklava bu akşam Florya ekibine 20 bin lirayı kazandırır mı? Onu şimdi hep birlikte göreceğiz. Artacak. Ne yapacak? Artacak.
Daha önceki programlarda yaptınız, izliyorum. Tek umudu. Ben. Umudunu yitirmeyenler de bugün Samet. Yok, artacak da o. Maalesef artacak bir yer kalmadı. Buranın en popüler cevabı sizce nedir? Merve mi? Merdane. 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 Kağıt havlu. Aa. Evet. Doğru. İyi akla gelen. Evet. Florya. Harika da yarıştınız ama maalesef 20 lirayı kazanmak için yeterli olmadı. Şöyle alayım sizi Florya ekibi. Atmadı. 20 lirayı uğurlayamıyorum ama umarım eğlenmişsinizdir. 1000 liralar var ama galiba. Evet. Merve de var. Evet. Başka? Bende var. Bende var. 2, 3. Biz ailece kaldık. Biz bir an dışlandık, fark ettik. Biz fark ettim. Onlara verelim diye aldık. Şu baklava işini bir daha bir düşünelim. Hep sen o hamur, o klava, ah be o oklava yaktı bizi. Oklava orada bizi yaktı. Bir kağıt havlu deseniz bitti iş. İyi ki geldiniz Florya ekibi. Maalesef 20 bin lirayla uğurlayamıyoruz. Sadece 3 bin lirayla ama umarım çok eğlenmişlerdir, siz de öyle. Yepyeni bir aileler yarışıyor da yeniden görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Oh, yeah, yeah, yeah.